Burada çok dostlarımı tanımazdım. Ama hepsiyle dost olduk. Milliyetçi Hareket Partisi'nin dostlarımız oldu. Adalet Kalkınma Partisi'nin dostlarımız oldu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin dostlarımız var. Tabii kent büyük kent. Her sorunu çözemiyorsunuz. Herkese kendini sevdirme şansınız yok. Ama mümkün olduğu kadar benim için burada olan, dışarıda olan herkes benim vatandaşım. Herkese ben aynı mesafedeyim. Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşım da diyorum neyse. Adalet ve Kalkınma Partisi oy veren vatandaşım da benim vatandaşım. Milliyetçi Hareket Partisi oy veren de benim vatandaşım. Saadet Partisi'ne oy veren de benim vatandaşım. Böyle bakıyorum. Ben böyle bakıyorum yaşama. Böyle hizmet ediyorum. Böyle hizmetlere devam edeceğim. Zaten yaptığım işler ortada. Ben seçimi kazandığımda Ferhatpaşa'da 1080 oy bana çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi ne 8000 oy çıktı. Arkadaşlarım şu talimatı verdim. Sevgili kardeşlerim, ilginç bir şey daha oldu. Biz seçimi kazandığımız gün Ferhatpaşa mahallesinde çöp konteynerlerini topladı aldı götürdü büyükşehir. Çöpleri koyacak yer bulamadı. Ya dedik bari ayıptır, çöpleri niye topluyorsunuz? Bir yakışık çıkarıyor mu? Sonuçta burası belediye. Ve orada 15 yıldır da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yönetmesine rağmen inanın samimiyetime söyleyeyim ne imar sorunu çözmüş, ne altyapı sorunu çözmüş, ne park sorunu çözmüş Ferhatpaşa. Geldiğimiz gün itibariyle 3 yıldır Ferhatpaşa'nın bütün altyapı sorunu çözdüm. Bir tane ve su girmiyor. Yollarını yaptım, kanallarını yaptım. Hiç park yoktu orada. Bir anket yaptırdım. Dedim ki sevgili Ferhat Başarılar kimin ismi istiyorsunuz? Dediler ki biz Profesör Necmettin Erbakan ismi istiyoruz. Hay hay başım üzerine dedim. Parkı yaptım 30 metrekare hocamın ismini verdim. Çok doğru ve gurur diyorum. Hocam bu ülkeye hizmet etmiş. Bu ülkenin ulusalcı milliyetçi başbakanlığı yapmış bir insan. Hiç de kocunmadan verdim. Hatta bana birileri dedi ki ya arkadaş ne yapıyorsun? Dedim ki bak ben bu kente ne talep varsa talepleri yerine getirmeye hazırım. Yine küçük Bakarköy'de arkadaşlarım geldi. Bir park ismi. Sevgili Türkeş ismini verdi dediler. Onu dedik. Üç yıllar park ismini koydum. Tabela yazdım. Onlar yazılmış. Sıkıntı yok. DSP'nin arkadaşlarım geldi. Dediler ki sevgili başkan Bülent Ecevit'in ismini yaşat. Hay hay dedik onun ismini koyduk. Ya bunu niye söylüyorum? Bunu söylerken sandıkta insanlar tercihlerini istediği şekilde yapabilir. Amacımız zaten toplumda müthiş bir sevgisizlik var. Bu kentte sevgiyi oluşturmak, bu kenti beraber yönetmek ve beraber olmak. Amacım, hedefim bu. Böyle olmaya devam edecek. Bugün böyle, yarın da öyle olacaktır. Hiç farklı bir şey olmayacaktır. Bir de bu koltuklar gelip geçicidir. Yani belediye başkanlıkları biter. Kalan sizle biz yarın kahvede, sokakta, komşumuza karşı karşıya geleceğiz. Asıl olan insanlıktır. Makamlar hepsi gelip geçiyor. Burada iki mahalle yoğunlukta. Gel kurban olayım, gel yanıma gel. Gel şöyle, gel. Sevgili muhtarım sen de gel bak. Gel sen de yanıma gel bakalım şöyle. Yeni Saran Barbaros burada çoğunlukta. Ben Ataşehir'de belediye başkanı olarak da beni tanıyan arkadaşlarım iyi bilir. Ben hayatta yalan konuşmam. Yapacağım iş varsa yaparım, yapmayacaksam hayırdır.